Mardin'de şu an Ulu Cami'nin önündeyiz. Bu güzel mübarek caminin tam olarak yapım yılı hakkında net bir bilgi yok. Sadece caminin muhtelif yerlerinde 16 ayrı kitabe var. Birçok yerinde yıkılmalar, dökümeler ve yeniden yapma işlemleri gerçekleşmiş. Güzel bir cami. Buyurun beraber camiyi inceleyelim. Ulu Cami'ye çarşı içerisinden ulaşım sağlanmaktadır. Altını, üstünü, sağını, solunu şuradaki çarşılar kaplamış. Onların içinden geçmeniz gerekiyor. Selam abi. Aleykümselam. Yine belirtmek isterim. 16 değişik kitabe taşımasına ve hakkında hayli bilgi bulunmasına rağmen inşa tarihi tam olarak bilinmiyor. Nereye baksanız dualarda mutlaka yazıları görebilirsiniz. Buradaki duvarların örgüsünün farklı süslemelerinin ve revakların veya pencerelerin farkından anlaşılabiliyor. Farklı zamanlarda yapılmış olduğu. Caminin bugünkü durumunu 1967 ve 68'de almış 12. yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı kabul ediliyor veya tahmin ediliyor diyebiliriz. Caminin bir burada batı yönünde girişi var, bir de doğu yönünde girişi var. Kuzey yönünde camimizin girişi yok. Kuzey tarafında revaklı yapılar var, artı çapraz tonozlar var. Maalesef bu tonozları her kim yani sıvattırdıysa yedi ceddine rahmet okutmak lazım. Çünkü yazık olmuş. Çok berbat görünüyor. Yani tarihi herhalde ancak böyle perişan edebilirler. Avlu içerisinde caminin 3 tane girişi var. 1, 2, 3 tane caminin girişi var. Ve cami girişinde bir tane burada üstü açık bir şadırvan mevcut. Sonrasında buralara borular yapılmış. Yağmur suyunu aşağı tahliye etmek için. Serbest düşüm yapmadan tahliye etmek için. Şu şevli yapılar sanki camiye yani cami duvarına daha fazla dayanma gücü vermeksi için sanki dayama olarak yapılmış gibi görünüyor. Gözüme öyle görünüyor. Caminin kıble yönünü gösterebilir miyim dışarıdan bilmiyorum ama caminin bu bulunduğu arazi meyilliymiş. Şu şekilde meyilli bir araziymiş ve alt bölümünü kıble yönünü doldurmuşlar. Bundan dolayı da caminin kıble duvarında hasar oluşmaması için de bu tarz olmasa da biraz daha şöyle küç şeklinde olması suretiyle 4 ayrı dayama payandavari bir yapı konulmuş. Bakın burada şuradaki revaklar devam ediyormuş. Buradaki revakın daha sonra örmüş kapatmışlar. Buradaki kemer yapıyı ortadan kaldırdıktan sonra buraya farklı bir yapı giydirmişler. Birçok camilerde bu avlu bölümünde mihrap görevi görmesi amacıyla bu tarz girintiler kıble yönünde var. Minaresinin güzelliğini göstermem gerekiyor ama evvelinde caminin içerisini inceleyelim. Namaz vakti gelmek üzere çünkü saatimiz 12 içeri geçiyor. Şöyle orta kapıdan içeri doğru giriyoruz.
Cami içerisine baktığımız zaman yine Artuklu eserlerinde yoğun bir şekilde gördüğümüz dikdörtgenel yapı gözüme çarpıyor. Burası batı yönü, sol tarafım doğu yönü. Doğu batı yönüne uzun dikdörtgenel bir yapı. Kuzey ve kıble yönünde daha dar bir yapı. Çok fazla zikretmek istemiyorum. Çünkü nef tabiri daha çok kiliseler için söylenir ama her kaynakta bunu söylüyorlar. Örnek veriyorum, şu bir ayak, şu ikinci ayak, şurada birinci tonoz, şu bölgede ikinci tonoz, şurada üçüncü tonoz varsa burayı üç nefli olarak tabir ediyorlar. Normalde bu nef tabiri kiliseler için kullanılır. Çünkü kiliselere örnek veriyorum, şurası batı kapısıdır. Batı kapısından içeri girerseniz, girdiğiniz zaman burası orta neftir. Diğer sağ ve sollar yan neflerdir. Bunların da orta nefin kemerleri daha yüksek, yan neflerin kemerleri daha düşüktür. Kilise yapılarında bunu görürsünüz. Zaten Diyarbakır Ulu Camii'nde de bu manzarayı görmüştük. Maalesef bu tabiri kullanıyorlar. Ben de bu tabiri kullanacağım haliyle. Burası üç nefli bir yapıya sahip. Tavanı maalesef sıvanmış. Daha sonraki restorasyonlarda tavandaki taş dizilimleri görünmüyor. Tonos şeklinde 3 ayrı tonos koridor var. Yine aynı şekilde bunlarda da böyle bir koridor var. Daha önceki Artuklu eserlerinde böyle bir pencere gördüğümü hatırlamıyorum. Şunu fark ettim, bilmiyorum yanlış mı fark ettim, eğer bu konuda yanlışımız varsa lütfen düzeltelim. Sivri kemer yapısı Artukluların ilk eserlerinde görülüyor. Sonraki eserlerde ise bu sivrili yapılar daha çok böyle kavisli hale gelmiş. Yani bu alanda daha çok ustalaştıklarını düşünüyorum ben. Selçukluların eserlerinde bu sivri kemer yapılarını daha çok görüyoruz. Artukluların ilk dönemlerinde de bu sivri kemerler var. Daha sonralarında söylediğim gibi daha kavisli ve daha geniş kemerleri görebiliyoruz. Yine kemerlerin bağlandığı ayakların dibinde bir yastıklama yapılmış. Ama tabii o her yerde değil. Bakın mesela buralarda yok. Belki kırıldı, belki bozuldu. Bir şey diyemiyorum çünkü çok fazla tamirat, tadilat işlemleri geçirdi. Bakınız burada var. Yine burada var. Ama yastık veya topuk diyelim, topuk kısmı dışarı doğru çıkıntılı değil, tam tersi içeri doğru girintili görünüyor burada. Bu deliklerin ne olduğuyla alakalı bir fikrimiz yok. Sadece mantık yürütecek olursak belki eski dönemlerde kandil koyuyorlardı ışıklandırmayı yapabilmek için. Bakınız burada yine, şurada da var. Buralarda bu topukları veyahut da yastıklamalar diyelim görebiliyoruz. Bu namaz kılınan bölüm harim bölümü. Batıdaki o duvardan doğudaki diğer duvara, mihrabın olduğu bu duvar ile yine kuzeyden girilen kapıya kadar olan bütün cemaatin namaz kılabildiği yer harim bölümü. Sol taraftaydı galiba, yani kuzey doğu cephesinde şurada şöyle yüksekte bir harim bölümü var. Yani o yüksek olan harim bölümü acaba müezzin mahfil olarak kullanılıyor mu diye düşünüyorum ama herhangi bir orada ekipman görmediğim için, ses ekipmanı, şu an müezzin mahfil olup olmadığıyla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Burada taş yontması mı yapılmış yoksa yapıştırma mı yapılmış, ben seçemiyorum doğrusu. Ama mihrap bölümünün görüntüsü bu şekilde işlenmiş. Ve işin ilginç tarafı, üzüm salkımları var burada. Üzüm salkımı ve üzüm simgeleri esasında Süryaniliğin bir simgesidir. Süryanilerin uzun süre bu işle uğraştıkları için daha evvel çektiğimiz videolarda vaftiz teknelerinde de bunları görmüştük. İlginç. Neden üzüm salkımını buraya yapmışlar? Bu benim dikkatimi çekti. Üzüm salkımının bir camide ne işi var?
Bilemiyorum. Ve şurada bir tane de bir demir görünüyor gözümüze. Hayvanların bağlandığı bir demir veya sicimlerin bağlandığı bir demir. Yuvarlak, ne işe yaradığını da bilmiyoruz. Karşımızda Peygamber Efendimiz'in sakallı şerifi var. 12-13 yıl önce burayı ziyarete gelmiştim. O zaman çok kalabalıktı, iyi görememiştim. Kısmet bugün iyiymiş. Kubbeyi sıvamışlar. Halbuki kubbeyi sıvamaya falan gerek yoktu. Bir okuduğum kaynağa göre kubbedeki bir tane taşı alırsanız kubbedeki bütün taşların aşağı ineceği yazılıydı. Kubbe kilit taş sistemine göre yapılmış diye bir yaz okumuştum. Yani harçsız yapılmış, sadece dışarıdan derzleri doldurulmuş diye okumuştum. Ne kadar doğrudur bilemem ama böyle bir bilgi sizinle paylaşmak istiyorum. Kubbenin gördüğünüz gibi ağırlıkları yine kemerlere oturmuş ve tromplar yapılmış. Oradaki pandandifler yine gözümüze çarpıyor. Şurada şöyle biraz başımı yukarı kaldırdığım için sesim tuhaf çıkıyor olabilir. Trompların da içine değil, o zinciriye medresesindeki gibi içine değil de alt uç bölgelerine süslemeler yapılmış. Mukarnaslar işlenmiş. Yalnız mihrapta herhangi bir mukarnas süslemesi yok veya vardı, kırıldı, yeniden yapıldı. Büyük ihtimal öyle bir şey olabilir. Ancak benim dikkatimi çok çekti. Bu mihrapta üzüm ve üzüm salkımı ve yapraklarının deseninin ne işi var? Bu beni çok rahatsız etti bir Müslüman olarak. Batı bölümünde ikinci bir mihrap var. Süssüz. İçeri tarafı bir tane daha diş yapmışlar. Bir mihrap daha var. Bu bölgede taşıyıcı sistemde veya taşların üzerinde herhangi bir gedik, herhangi bir niş yok. Sadece yukarı bölümlerde var. Buralarda yok herhangi bir niş. Yalnız yine burada bir demir çengel, dairesel bir demir malzeme orada duruyor. Ne işe yarıyor? Bakın burada da var. Duruyor. Arkadaşlar bu camiler, medreseler, mescitler özellikle Cumhuriyet döneminde çok ızdırap çekmiş. Yağmalanmış, sağa sola devlet eliyle satılmış, verilmiş, ahır olarak kullanılmış. Bazı yerler mecburiyetten, bazı yerler keyfiyetten deliniyor. Dediğim gibi ben yazılan çizilenleri okuyorum. Kendim Cumhuriyet dönemini gidip görüp gelmedim. Maalesef ahır olarak kullanılmış, depo olarak kullanılmış. İster istemez tarihimizin ızdırap çekmesine gönlüm el vermiyor. Ne olursa olsun, bu ister cami olsun, ister kilise olsun, isterse bir pagan tapınağı olsun fark etmez. Sonuçta inançlara saygı duymakta fayda var. Burada pencere varmış. Büyük ihtimalle buralarda da pencereler vardı ve kapatılmış. Öğrendiğim bir bilgi paylaşayım sizinle. Kiliselerde aydınlatmalar yukarıdan ve dar mekandan yapılır. Camilerde aşağıdan yapılır. Sebebi ise
Kiliselerde biraz daha böyle mistik hava verilmeye çalışılıyor. Biraz daha dünyadan kopulması isteniyor insanların. Ama camilerde ise dünyadan kopmak gibi bir kavram yok. İç dünya ve dış dünya, yani caminin içi ve dışarıdaki dünya hep devam ediyor. Beraber işliyor. Birbirinden ayrı bir parça değil, bir bütün olarak devam ediyor. Ama kiliselerde ise bu tam tersi olduğu için aydınlatmalar az ve yukarıda. Aynı zamanda mekanın içerisi genelde köşeli olduğu için de ışık her yere giremiyor. Ama camilerde ise pencereler aşağıda, ışık içeri giriyor, insanlar daha çok aydınlatıyor. Ve camilerde dikkat ederseniz tonlamalar genelde hep açık ton. Bu şekilde ışığın yansımaları her yere dağıtılmaya çalışılıyor. Ve mekanlar kavisli ekseriyet ellerinden geldiği sürece ki ışık olabildiğince her yere dağılsın, karanlık bir yer kalmasın. Aynı zamanda buranın akustiği de güzel. Herhangi bir hoparlöre de ihtiyaç yok. Şöyle dikkat ettiğim kadarıyla. Burada bir süsleme var. Bunu da göstermek isterim. Bir tablovari bir süsleme. Belki daha evvel içerisinde bir yazı vardı, bir ayet vardı ama içeride herhangi bir şey kalmamış. Yaşasın.
Şadırvan'ın kuzey bölümünde medreselerden görmeye alışık olduğumuz manzara yine bizi burada karşılıyor. Ancak suyun kurumuş olduğunu görüyoruz. Su artık gelmiyor veyahut da şu an kurak mevsimde su kesilmiş durumda. Evet, Ulu Cami'de bu şekilde tamamlamış olalım. Rotamızı başka bir mekana çevirelim.